Herkese merhabalar. Cümle çeşitleri soru çözümüyle 10. sınıfta uzaktan eğitimde sizleri yakından takip etmeye devam ediyoruz. Ev okuldayız. Bugün sizlerle birlikte cümle çeşitleri konusu hakkında sorular çözeceğiz. Üniversite sınavında mutlaka bu konudan sorular geliyor arkadaşlar. Zaten yazılarımıza da hocalarımız soracaktır. Çok lokum bir konu, çok kolay bir konu. Hadi gelin isterseniz hemen dersimize başlayalım. Evet arkadaşlar, ilk sorumuz diyor ki yüklemin türü bakımından ötekilerden farklıdır diyor. Hocam çok hızlı başladınız, bir konuyu özetleseydiniz dediğinizi duyar gibiyim. O yüzden hemen şöyle bir hatırlayalım. Bakın şöyle gösteriyorum. Burada cümle türleri diye ortaya yazıyorum. Bakın size şöyle güzel bir yöntem göstereyim. Cümle türleri. Cümle türlerinde arkadaşlar bir yüklemine göre cümleler vardı. Yüklemine göre cümlelerde mantığımız neydi? Fiil cümlesi, isim cümlesi. Yüklemine göre dediği zaman ya yüklemi fiil oluyor ya da isim oluyor. Bu kadar basit. Ali geliyor fiil cümlesi. Ali mutludur isim cümlesi. Bu kadar basit. Bir de ne vardı? Yüklemin yerine göre cümleler vardı. Yüklemin yerine göre cümlelerde de kurallı, devrik ve eksiltili cümle vardı. Bunu da hemen şöyle gösterelim. Kurallı cümlenin yüklemi sondaydı. Kurallı cüm yazıyorum. Devrik cümlenin yüklemi sonda değildi. Ortada ya da baştaydı. Eksiltili cümlenin ise yüklemi yoktu. Bu kadar basit gördüğünüz gibi. Şimdi bunun da okunu çıkardık. Başka ne vardı hocam? Bir de olumlu olumsuz cümle vardı yani anlamına göre cümleler. Bu zaten çok basit hocam, biz zaten bunu biliyoruz diyorsunuz. Burada eğer anlamı olumluysa olumlu cümle diyorduk. Anlamı olumsuzsa olumsuz cümle diyorduk. Eğer anlamında soru varsa soru cümlesi. Eğer anlamında ünlem varsa ünlem cümlesi diyorduk. Bu da bu kadar lokum. Ahmet eve geldi olumlu. Ahmet eve gelmedi olumsuz. Ahmet eve geldi mi soru. Hey Ahmet nereye gidiyorsun dersen de ünlem cümlesi oluyordu. Bu kadar basit. Bir de arkadaşlar bir de. Yapısına göre cümleler var. Yapısına göre cümlelerde de bilhassa fiilimsiye ve yükleme dikkat etmemiz gerekiyordu. Burada eğer cümlede sadece bir tane yüklem varsa, fiilimsi yoksa basit cümleydi. Eğer fiilimsi varsa, yan cümleler varsa biz buna birleşik cümle diyorduk. İki tane yüklem varsa sıralı cümle diyorduk. İki tane yüklem bağlaçlarla birbirine bağlandıysa da bağlı cümle diyorduk. Şimdi gelin bu konuyla alakalı soruları çözüp güzelce pekiştirelim. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi yüklemin türü bakımından ötekilerden farklıdır? Yani yüklemine göre. Fiil cümlesi, isim cümlesi. Hemen yapıyoruz. Atomlar ve tam kimyasal tepkimelerce yayınlanan ışığın rengini etkileyen bir temel sabitin 7 milyar yıldan daha fazla bir süredir değişmediği açıklandı. Bu bir fiil cümlesi. İnce yapı sabiti elektrik ve manyetizmanın rol oynadığı neredeyse tüm denklemlerde karşımıza çıkan bir değer. Bir değerdir demek istiyor. Dolayısıyla bu isim cümlesi. Cevap ya A ya B olacak. Çünkü bu fiil bu isim oldu. Son yıllarda bazı kuramcılar evren yaşandıkça bu sabitin de belli belirsiz bir değişim geçirdiğini, bunun da atom çekirdekleriyle çevrelerinde dolanan elektronlar arasındaki çekimde bir değişiklikle kendini göstermesi gerektiğini öne sürmüşlerdi. Öne sürmek fiil. O zaman birincisi fiildi, ikincisi isim cümlesiydi, üçüncüsü fiil olduğu için cevabımız iki gibi. Ama diğerlerini de kontrol edelim. Avustralyalı bir grup gökbilimci de uzak kuasarlardan gelen ışığın bize daha yakın gök adalardan geçerken uğradığı soğurulma oranı üzerinde ölçümler yaptı. Yaptı fiil. Bilim insanları bu ölçümlere dayanarak ince yapı sabitinin evrenin başlangıcından bu yana 1/100 oranında arttığını bildirmişlerdi. Bildirmişlerdi fiil. Bu kadar basit arkadaşlar. İşte cevabımız o yüzden B seçelim. Böyle bir soru üniversite sınavına çıktı arkadaşlar. Dolayısıyla sizler de inşallah üniversite sınavlarında okul yazılarınızda bunları mükemmel bir şekilde yapacaksınız. Öge dizilişine göre farklıdır diyor. Öge dizilişine göre neydi hocam diyorsunuz. Hemen hatırlayalım. Kurallı, devrik ya da eksiltili cümle. Yüklemin yerine göre. Bu öge dizilişine göre de olabiliyor. O zaman yazalım şöyle. Öge dizilişine göre. Öge dizilişine göre. Bu da neydi? Yüklemi sözcük türü bakımından. Yüklemi sözcük türü bakımından. Tüm soru tarzlarını yazalım ki hiçbirini kaçırmayalım. Bu konuyu cebimize atalım. Şimdi numaralanmış cümlelerden hangisi öge dizilişine göre ötekilerden farklıdır diyor. Vadi kayalara oyulmuş güvercin yuvalarıyla ilginç bir görüntü oluşturuyor. Oluşturuyor kurallı cümle. Birinciye kurallı yazdık. Niye? Yüklem sonda. Vadinin içi akarsuların açtığı doğal tünellerle bezeli. Bezeli yüklem sonda. Bu da kurallı cümle. Devam ediyorum. Bu tüneller mükemmel bir parkur özelliği taşıyor. Yürüyüş tutkunları için. Taşıyor yüklemi ortada. O yüzden üçüncü cümle devrik cümle. Cevabımız muhtemelen C. Mağaralardaki duvar resimlerinin renkleri dün yapılmış kadar canlı. Canlıdır demek istiyor. Bu da yüklem sonda. Kurallı cümle. Görem Açık Hava Müzesi ise sadece 1 kilometre uzağınıza yer alıyor. Yer almak yüklem sonda. Bu da yine kurallı cümle. O zaman cevabımız net bir şekilde Ceyhan seçeneği arkadaşlar. Hop geçiyoruz. Virgülden önceki bölüm eksiltili bir cümledir demiş. Bakalım. Yani yüklemi yok.
Bölgenin incisi olan turistik yerlerdeki seyyar büfelerde kısa bir lezzet turu. Ardından kır çiçeklerin kokusunu duyduğumuz tertemiz havada uzun bir doğa gezintisine çıkıyoruz. Şimdi bak, çıkıyoruz bu virgülden sonraki cümlenin yüklemi. Ama şunuya bu çıkıyoruz'u kullanabiliyoruz mu? Bölgenin incisi olan turistik yerlerdeki seyyar büfelerde kısa bir lezzet turu çıkıyoruz. Olmuyor ha. Kısa bir lezzet turu yapıyoruz. Ardından bıdı 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 diyor. Dolayısıyla muhtemelen cevabımız A. Ama diğerlerine bakalım. Derin vadileri ve asırlık taş köprüleriyle zengin bir turizm potansiyeline sahip olan kent. Şimdi bütün hazineleri karşımızda. Bu zaten özne yani. Bu virgül önce kısım özne. Bu olamaz. Yükseklere doğru hemen her yamaçta göreceğiniz taraçalı çay bahçeleri. Baharda ortalığı renk cümbüşüne çeviren orman gülleriyle doğal bir botanik bahçesini andırıyor bu kent. Burada zaten virgülden öncesi yine bir nesne yani bir cümle değil. Milyonlarca yıl süren yeryüzü hareketleri sonucunda şekillenen coğrafi yapısı ve kendine has iklimiyle bu kent doğa sporları ve macera dünyasına açılan bir kapıdır. Yine bu kent özneyi gösteriyor, ayrı bir cümle değil. Sis ve yağmur nedeniyle yemyeşil bir örtüyle kuşatılan kent, yine virgülden önce kısım özne, her bütçeye hitap eden konaklama olanaklarıyla tatilcilere farklı alternatifler sunuyor demiş. O zaman E, D, D de hep bir şekilde bir ögenin parçası ama A'da ise bir yüklem gerektiriyor esasında ama eksiltili yapmışlar. Yüklemi söylememişler. Yüklem olumsuz olduğu halde cümlenin anlamı olumludur diyor. Yani cümlenin anlamı olumlu mudur ona bakalım sadece biz. Bu makine fosil yakıtların dışında bir enerjiyle çalışmaz mı? Çalışır mı çalışmaz mı? Soru soruyor bak. Burada soru var. Gidip rica etsek de bize bu projede yardım etmez mi? Eder mi etmez mi? Soru soruyor burada da yine. Sizin ne kadar iyi niyetli olduğunuzu hiç bilmez miyim? Bilirim demek istiyor bak. Bilmez miyim? Bilirim demek istiyor. Dolayısıyla bu olumlu bir anlam katmış. Niçin bu kadar endişeli olduğunu kimseye anlatmaz mı? Soru soruyor burada da. Boş vaktiniz olsa da mı yarınki etkinliğe katılmazsınız? Yoksa katılır mısınız diye yine soru soruyor. Ama C'de soru sormuyor. Sizin ne kadar iyi niyetli olduğunuzu hiç bilmez miyim? Bilirim diyor yani. Hani şey gibi insan annesini hiç üzer mi? Üzmez yani. O bir sözde soru cümlesi. Bu da yine sözde bir soru cümlesi. Hangisi bir ünlem cümlesidir demiş. A seçeneğiyle başlıyorum. Ne kadar da tatlı bir bebek bu. Resmen bir ünlem cümlesi. Ama diğerlerini de kontrol edelim. Yağmur yavaş yavaş artırmaya başlıyor etkisini. Nokta. Duman üstüne tüten kitabı hemen satın alıp okudum. Nokta. Önceki yıllarda defalarca başka rotalardan oraya gitmiştim. Nokta. Sırtımızdaki çantalar ilk günlere nazaran bize daha hafif geliyor. Nokta. Burada B, C, D, E'de nokta koyabiliyoruz ama A seçeneğinde resmen ünlem işareti gerekiyor. Geldik diğer sorumuza. Hangisi birleşik yapılı değildir diyor. Sadece yüklem olursa basitti. Bir de yan cümle olursa birleşikti. İki yüklem olursa da sıralıydı. Bakalım. İstanbul'a yakın adaları gezi listeme eklemiştim bu yıl. Şimdi eklemiştim yüklem. Fiilimsi var mı? Hiçbir an fiilisi göremiyorum. O zaman muhtemelen birincisi basit yapılı. Ama devam edelim. Bu adalara gitmek için bir vapura veya feribota binmek yeterli. Yeterli yüklem fiilimsileri gösteriyorum. Binmek, binmemek. Gitmek, gitmemek. O zaman ikincisi bileşik. İkinci bileşik yapalım. Her gelişinde bana sürprizler yaşatan Bozcaada'ya odaklanıyorum önce. Odaklanıyorum yüklem. Gelişim, gelmeyişim. Yaşatan, yaşatmayan. O zaman iki de gitti. O şey üç de gitti. Çünkü bu da fiilimsi var. Yani bileşik cümle. Gezmek için ilk durağım kendini daha uzaktan belli eden kale. Gezmek için ilk durağım kendini daha uzaktan belli eden kaledir demek istiyor. Kale yüklem. Yine eden. Yine gezmek kelimeleri fiilimsi. Kimler, o zaman D dedik. Kimler tarafından yapıldığı tam bilinmeyen bu kaleyi Fenikeliler ve Venedikliler kullanmış. Kullanmış yine yüklem. Bilinmeyen, bilinen. Yapıldığı, yapılmadığı. Yine burada da fiilimsiler var. O yüzden cevabımız net bir şekilde A seçeneği arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bağımlı sıralı cümlelerde, sıralı cümle neydi? İki tane yüklem olacaktı. Özneler veya tümleşler ortak olabilir. Yani şurada öznemiz var. Ali geldi, Ali içeri girdi diyebiliriz. Hangisi bu açıklamaya en uygundur diyor. Bu açıklama uygundur diyor. Sakla samanı, gelir zamanı. Şimdi. Sakla samanı, sakla yüklem. Sen sakla, samanı sakla bu da nesne. Gelir zamanı, gelir yüklem. Ne gelir? Zamanı gelir, bu özne. Şimdi burada ögeler farklı. Horoz ölür, gözü çöplükte kalır. Bak şimdi. Ölür yüklem, horoz özne. Kalır yüklem, ne kalır? Horozun gözü özne. Nerede? Çöplükte, yer tamlayız. Bu da değil. Besle kargayı oysun gözünü. Besle yüklem, kargayı nesne, sen özne. Oysun yüklem, gözünü nesne, o oysun. Şimdi bu da yine ögeler farklı. Ata dost gibi bakmalı, düşman gibi binmeli. Bakmalı yüklem. Bakmalı.
Kim bakmalı? O bakmalı. Tamam. Neye bakmalı? Ata bakmalı. Yer tamlayıcısı. Nasıl bakmalı? Dost gibi zar tamlayıcısı. Binmeli yüklem. Kim? O binmeli. A özne ortak oldu. Neye binmeli? Ata binmeli. Yer tamlayıcısı ortak oldu. Düşman gibi binmeli. Yine zar tamlayıcısı. O zaman burada ata bakmalı diyoruz. Bakın ata bakmalı. Ata binmeli. O bakmalı, o binmeli diyebiliyoruz. O yüzden cevabımız D seçeneği. Karıncadan ibret al. Al yüklem. Kim? Sen al. Kimden? Karıncadan. Ne al? İbret al. Yazdan kışı karşılar. Karşılar yüklem. Kim? O karşılar. Yani karınca karşılar. Yazdan kışı karşılar. Neyi karşılar? Kışı nesne. Nereden? Yazdan karşılar. Ne zaman? Yazdan karşılar. Zar tanımlayısı. Burada da yine ögeler bağımsız. O yüzden cevabımız D. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar tabii biz burada soruları çözüyoruz, sizlere izah ediyoruz ama sizler de mutlaka birazdan ödev vereceğimiz Dinamo soru bankalarımızdan, sıfırdan ona kitaplarımızdan da çalışmanız gerekiyor. Yanlışlarınızı soru çözümlerini uzman hocalardan dinlemeniz gerekiyor. Şimdi devam ediyorum. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak hangisi yanlıştır diyor. Tüm kariyerim boyunca mükemmel kırmızıyı aradım diyor Amerikan Vogue'un efsanevi genel yayın yönetmeni Diana Vreeland. Şimdi iç içe birleşik cümledir demiş. Evet bu doğru. Niye? Eğer iç içe birleşik cümle şuydu. Yüklem var. Cümlenin içerisinde bir cümle varsa bu iç içe birleşik cümle oluyordu. Bu öyle işte. Diyor yüklem. Şurada da bir cümle daha söylemiş yani. O zaman bu iç içe birleşik cümle oluyor. A seçeneği doğru. Şu kısımdan dolayı, şundan dolayı bu iç içe birleşik cümle oluyor. A'yı eledik. B'ye bakalım. İkinci cümle devrik bir isim cümlesidir diyor. Kırmızının en büyük ikinci hayranıyım ben de. Şimdi bak. Kırmızının hayranıyım bu yüklem. Ben özne. Özne sonda, yüklem başta. O zaman devrik ve isim cümlesi. Bu da doğru. B'yi deledik. Devam ediyorum. Üçüncü cümle özneleri ortak sıralı bir cümledir. Özneleri ortak sıralı bir cümle şu demek. İki tane yüklem var ama aynı özne kullanılıyor. Ali geldi, Ali içeri girdi gibi. Bir önceki sorudaki gibi. Şimdi ben bir renk analistiyim. Analistiyim, yüklem, ben özne. Müşterilerime mükemmel kırmızıyı bulmaları için yardım etmekten büyük keyif alıyorum. Keyif alıyorum yüklem, ben özne. Bunun öznesi ben, bunun öznesi de ben. Dolayısıyla öznelere ortak sıralı bir cümle diyebiliriz. Geldik dörde. Dördüncü cümle olumlu kurallı bir girişik bileşik cümledir. Şimdi yüklem olacak, bir tane fiilimsi olacak girişik bileşik cümle olması için. Ve olumlu olacak yükleminde. Ve yüklemde sonda olacak kurallı olması için. Bakalım. Karakter özelliklerinize uygun olarak kırmızıyı doğru kullanmanın birçok yolu var. Yüklem sonda mı? Sonda. Tamam. Kurallılığı bitti. Filmsi var mı? Olarak kullanmanın. O zaman girişiklik de bitti. Var diyor, olumluluğu da bitti. O yüzden dördüncü cümlede doğru açıklanmış. Beşe bakalım. Beşinci cümle bağlı bir cümledir diyor. Şimdi bağlı cümle şu demek. Yüklem olacak. Bir yüklem daha olacak ama arada ve, ama, çünkü gibi bağlaçlar olacak. Bakalım var mı? Zengin dokulu kadife bir şal, korse kemerler, postacı çantaları, ya da, ya da diye bağlaç var. Bez çantalar gibi aksesuarlar da diye de bağlaç var. Kırmızıyı eğlenceli kullanmanın birkaç yolu. Şimdi, evet, ya da diye, da diye bağlaç var ama iki tane yüklem var mı? Yok. O yüzden cevabımız D. Çünkü bağlı cümle olabilmesi için en az iki tane yüklem gerekiyor. Öyle V bağlacı, ya da bağlacı kullandım diye olmaz. Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur diyor. Bakalım. Şimdi basit ve bileşik yapılı cümleler. Basit yapılı cümle nasıldı? Yüklem var. Bileşik cümle nasıldı? Bileşik yapılı cümle. Yüklem var, bir de yan cümle vardı. Çam ormanlarının çepeçevre kuşattığı Kümmet yaylasına varınca karın dört bir yanı dantel gibi sarmalamasına bakıp çocuksu bir coşkuya teslim oluyorum. Şimdi teslim oluyorum yüklem. Bir kere bu bir ne cümle? Fiil cümlesi. İçinde fiilimsi var mı? Kuşattığı varınca sarmalamasına bakıp, bunlardan dolayı bileşik yapılı cümle var. Tamam ama cümleler diyor. Bir tane yetmez. Kar ve orman büyülüyor beni adeta. Şimdi büyülüyor yüklem. Kar ve orman beni büyülüyor diyor. O da, bu da basit yapılı cümle. Bir tane basit, bir tane bileşik yapılı bulduk ama cümleler diyor. O zaman birden fazla olmamız lazım. Lapa lapa yağan kar doğaya bembeyaz bir örtü seriyor. Yaylanın dokusunu masalsı bir şekilde değiştiriyor. Bak. Seriyor birinci yüklem. Değiştiriyor ikinci yüklem. Kim değiştiriyor? Lapa lapa yağan kar. Kim bembeyaz bir örtü seriyor? Lapa lapa yağan kar. Dolayısıyla öge ortaklı olan sıralı cümleyi de bulduk. Şu cümle öge ortaklı olan sıralı cümle. Lapa lapa yağan kar seriyor. Lapa lapa yağan kar değiştiriyor. Devam ediyoruz. Şehir merkezine birkaç saatlik mesafede yeryüzünün bambaşka bir çehreye bürünüşüne şaşıp kalıyorum. Şimdi
Bu arada büyülüyor yüklemi sonda ya. Şey yüklemi ortada ya. Hani şu cümleye bakın. Kar ve şu kare için alıyorum bakın burayı. Kar ve orman büyülüyor beni adeta derken büyülüyor yüklemi cümlenin sonunda değil, ortasında. O yüzden devrik ve fiil oldu. Büyülüyor fiil olduğu için fiil cümlesi diyebiliriz. O yüzden C'yi deledik. Devrik fiil cümlesi var. Öge ortaklı olan sıralı cümleyi de bulmuştuk. Devam ediyoruz. Kar ve orman büyülüyor beni adeta basitti ama cümleler de için bir tane daha basit bulmamız lazım. Şehir merkezine birkaç saatlik mesafede yeryüzünün bambaşka bir şehre bürünüşüne şaşıp kalıyorum dedi. Bak şimdi. Kalıyorum yüklem. Şaşıp fiilimsin. Bürünüşüne fiilimsin. O zaman bilişik yapılı cümlelerden iki tane bulduk. Devam ediyoruz. Kümmet yaylası vaat ettiği safi huzur ve çevresindeki el değmemiş çam ormanlarıyla başka hiçbir yere benzemiyor. Şimdi benzemiyor diyor olumsuz. Olumlar vardı zaten. Büyülüyor, kalıyorum diye. Olumlu ve olumsuz cümleler vardı. Basit cümle vardı. Bilişik yapılı cümle vardı. Ben hiç eksiltili cümle ya da iki tane yüklem olup da arada bağlaç olan cümle görmedim. Siz de görmediyseniz cevabımız D seçeneği arkadaşlar. Evet, bugün sizlerle birlikte cümle çeşitleri konusunu öğrendik. Hemen ödevlerimizi verelim. Dinamo Edebiyat'ta arkadaşlar cümle çeşitleriyle alakalı ödevimizi açıyorum şöyle hemen gelelim. Burada yüklemin yerine göre cümlelerin olduğu kısım sayfa 148-149'da. Burada aynı zamanda sizler için ÖSYM tarz sorularımız da var. Bir de yüklemin türüne göre cümlelerle alakalı burada ad cümlesi, fiil cümlesi, ÖSYM tarz sorularımız var. Sayfa 130'da. Yine yapısına göre cümlelerde bakalım şuradan gösterelim. Milli Edebiyat yüklemin yerine göre cümlelerden sonra ÖSYM tarz sorularımız var. Anlamına göre cümleleri de yine buradan çözebiliriz 7. ünitede. Hadi bakalım. O zaman konumuzu güzel bir şekilde öğrendik. Sıfırdan ona edebiyattan da bir kez daha tekrar edebiliriz arkadaşlar. Sıfırdan ona edebiyatta da şöyle gösterelim. Cümle türlerini sizlere burada yüklemin türüne göre, yüklemin yerine göre, anlamına göre, yapısına göre ayrı ayrı güzel güzel anlattık. Burada konu anlatımı, burada soru çözümü yaptık. Oradan da güzel bir şekilde tekrar edebilirsiniz. Çalışıyoruz arkadaşlar, vazgeçmiyoruz. Güzel güzel temellerimizi oluşturuyoruz. Ardından da inşallah hayallerimize kavuşuyoruz. Hem 10. sınıftaki yazılarımızdan iyi notlar alıyoruz. Hem de ileride ÖSYM için güzel bir yatırım yapmış oluyoruz. Üniversite sınavı için. Ödüllü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın. Hadi bakalım.